Süleyman Özışık. Meral Hanım ve Yüzüklerin Efendisi. Meral Akşener dünkü konuşmasında memleketi Orta Dünya'ya çevirdiler diyerek Türkiye'yi Yüzüklerin Efendisi filminde yaşanan olayların merkezi gibi gösterdi. Devamında Türkiye'nin durumuyla filmin konusunu saçma sapan örneklerle birbirine bağladı. Özetle dedi ki, Yüzük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Erdoğan Yüzüğün sahibi, almış yanına aksakallı sarumanı, damat Gollum'u ve inşaatla uğraşan beş nazgülü, mutlak gücün mutlak iktidarın peşinde. Dinlerken Meral Hanım'a acıdım. Acıdım çünkü gördüğüm kadarıyla Meral Hanım izlediği basit bir filmin konusunu ve o filmde rol alan oyuncuların hangi karakteri canlandırdığını dahi idrak edememiş.'' Siyasette karakter bocalaması yaşayan birinin karakter konusunu bu kadar birbirine katıp karıştırması da normal aslında. E böyle birinin dünya sahnesinde sergilenen barbarlık oyununda Türkiye'nin ve Erdoğan'ın oynadığı rolü anlaması da beklenemez. Yüzüklerin Efendisi üçlemesini izleyenler bilir. Filmdeki en masum ve en iyi karakter Frodo Baggins'tir. Görevi kendisine teslim edilen güç ve kötülük yüzüğünü Mordor Dağı'nda yok etmek üzere bir yolculuğa çıkar. Yanında ise onu çevresindeki saldırılardan koruyacağına dair söz veren Sem isimli arkadaşı vardır. Ve ayrıca onları dünyaya hükmetmeye niyetli Sauron'dan korumaya yemin etmiş ayrı hünerlere sahip yedi karakter korur. Kötülüğü temsil eden cephede ise dünyaya hükmeden Sauron, arkadaşlarını satarak Sauron'a teslim olan Saruman isimli karakterler vardır. Yani Meral Hanım'ın iddia ettiği gibi Saruman, iyiliğin değil kötülüğün tarafında olan biridir. Meral Hanım'ın bahsini ettiği Nazgullarsa Frodo Baggins'i öldürmek için arayan uçan yaratıklardır. Ha bir de Gollum isimli bir yaratık karakteri vardır ki onun hikayesi çok daha farklıdır. Güç yüzüğünü şans eseri bulan ve yüzük sayesinde uzun zaman müthiş bir hayat yaşayan ama daha sonra yüzüğü kaybeden ve tekrar sahip olmak için mücadele eden çift karakterli bir yaratıktır Gollum. Güç yüzüğünün yok edileceği Mordor Dağının yolunu bilen tek kişi Gollum isimli yaratıktır. Bu nedenle Frodo Mordor'a ulaşabilmek için çok istemese de Gollum'un kendisine yoldaşlık etmesine razı olur. Filmi baştan sona anlatmayayım şimdi. Yukarıda da dedim yani Meral Hanım filmi izlemiş ama karakterleri ve o karakterlerin üstlendiği ölümcül rolü anlamamış. Filmi Erdoğan'a ve Türkiye'ye uyarlamak gerekirse ancak şöyle tarif edebiliriz. Evet doğrudur. Cumhurbaşkanının elinde bir güç yüzüğü vardır ama o güç yüzüğü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değildir. O yüzük düne kadar başta Amerika olmak üzere Avrupa'nın elindeydi. O güç yüzüğü sayesinde istedikleri zaman ...istedikleri şekilde darbe yapabiliyorlardı bu ülkede. Her seferinde vatanını ve milletini satan bir Saruman bulur... ...ve onu harekete geçirirlerdi. Türk milleti uzun yıllar verdiği savaşlardan ve ödediği bedellerden sonra... ...güç yüzüğünü yok etmesi için Erdoğan'a teslim etti. Erdoğan da yanına dava arkadaşlarını alarak bir yolculuğa çıktı. Bu yolculukta kimi dava arkadaşları zaman zaman Gollum gibi davrandığı... ...tesadüf eseri, şans eseri bir zamanlar sahip oldukları güce tekrar sahip olmak istedi. Mesela kimileri tekrar Cumhurbaşkanı olmak istedi. Kimileri başbakan olunca partide tek güç olmak istedi. Mesela bazıları bir zamanlar cemaat olarak bildiğimiz FETÖ gibi ülkeyi yönetmek istedi ve Erdoğan'a bu yolculukta ihanet etti. Yani burada Gollum'u birilerine benzeteceksek bu isim Berat Albayrak olamaz olsa olsa Erdoğan sayesinde Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan sayesinde Başbakanlık ve Erdoğan sayesinde bakanlık koltuklarında oturanlara benzetebiliriz. Hatta biraz daha zorlarsak Bahçeli'ye ihanet eden Meral Hanım'ın bizzat kendisini dahi Gollum olarak görebiliriz. Eğer Kara Büyücü Saruman'ı bir karaktere benzeteceksek en çok Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetebiliriz ülkesini ve milletini bir çırpıda satıp Avrupa'ya giderek ülkesini kötüleyen ve gelin Türkiye'ye operasyon yapın diyerek dünyanın barbar ülkeleriyle işbirliği yapan yeri geldiğinde FETÖ ve PKK ile dahi işbirliği yapan kendisi olduğuna göre Saruman karakteri CHP liderinin üzerine cuk oturur. Merela'nın bahsetmemiş ama aynı filmde Sauron'un emrinde olan ve girdiği bütün şehirlerde Nazgullarla birlikte masum insanları katleden orklar da vardır. Eğer bu orkları ve Nazgulları birbirine benzeteceksek ancak PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye benzetebiliriz. Zira Yüzüklerin Efendisi filminde masum insanları yaşadığı şehirlere saldıran ve on binlerce insanı katleden Nazgullarla PKK'nın benzerliği tıpatıp aynı. Yani özetle Güç yüzüğünün Erdoğan'ın elinde olduğu bellidir ama Erdoğan ve yanındakilerin kötülüğün tarafında olduğu tezi baştan sona yanlıştır. Nazgullar, Sarumanlar, Orklar ve daha nice karanlık temsilcileri Erdoğan'ın yanında değil karşısındadır. Meral Hanım yanındakilere bakarsa Türkiye'yi orta dünyaya çevirmek isteyenlerle işbirliği yaptığını rahatlıkla görebilecektir. Saruman'ın büyüsünden kurtulabilirse tabii. Süleyman Özışık Türkiye